Pax TV ailesi olarak bugün İstanbul'dayız efendim. Özellikle Türkiye'nin en köklü liselerinden bir tanesi olan Kabataş Erkek Lisesi'ndeyiz. Tabii kahraman şehrimizin yetiştirdiği değerli iş insanlarından birisi olan 71 yılında buradan yani Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olan Hanife Öksüz'ün bugün Şükran Büstü'nde mask töreni var. Bizler de Aksu TV ailesi olarak bu gurur verici törene eşlik etmeye çalışacağız. Özellikle burada Kabataş Erkek Lisesi'ne katkıda bulunan, gelişiminde katkılar sağlayan kişilerin maskları sergileniyor. Hanife Öksüz de bu isimlerden bir tanesi olarak kahraman şehrin gururu olarak bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Bizler de bu güzel günde bu açılışa hep birlikte eşlik etmeye çalışacağız. Kardeşimi yanıma davet ediyorum. Buyurun. Ben de heyecanlıyım. İrticalen konuşacağım. Sürçülisan edersem affola. Bugün burada bize cömert bağış yapan iki kabataşlı dostumuzun mütevelliğimize yaptıkları bağışlar için şükran duygumuzu ifade etmek üzere yaptırdığımız maskeleri açılış törenini yapacağız. Öyle biliyorum. Olabilir. Kurumlar bu tip şeyleri, bağışları, her ne kadar bağışçılarımız iyilik yapıyor, bunu sessiz sedasız yapıyor, tevazu içinde yapıyorsa da kurum olarak bizim bunu tanımamız,
takdir etmemiz ve örnek teşkil etmek üzere de bir tarihe not düşmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Onun için de bu başlattığımız Şükran Duvarı uygulamasına çok doğru bir hareket olarak düşünüyoruz. Bugün de 1966 mezunu Oğuz Çarmıklı abimizi ve 71 mezunu Hanife Öksüz kardeşimi, ben de 69 mezunu, tam ortaladım onları. Onların masklarını bugün çakma törenini icra edeceğiz. Kendileri Kabataş mezunu her şeyden önce. Başarılı, eğitimde başarılılar, iş hayatında başarılılar. Ama hepsinden öte de tanıdığım kadarıyla ikisi de yüksek insani değerlere sahip şahsiyetler. Ben kendileri biraz geç yaşta tanıdım. Daha önce yolumuz kesişmedi. Ama kendilerini tanımaktan çok mutluyum. Benim de gayretlerime, vakfımızın gayretlerine büyük anlam kazandırdılar. Hem yaptıkları bağışlarla hem de onun ötesindeki davranışlarıyla, destekleriyle gerçekten bizleri çok mutlu ettiler. Bugün hep beraber onların maskını açtık, astık. Onun şimdi açılışını yapacağız. Ben kurdeleyi kesmek üzere onları davet etmeden önce şükranlarımızı ifade ediyorum. Vakfımız adına esenlikler diliyorum. Ve uzun yıllar hep beraber sağlıklı, huzurlu bir şekilde bir arada olmayı temenni ediyorum. Efendim, ben politikadan gelmediğim için böyle topluma hitabette çok zorlanıyorum. Ama ben Karadenizli, Artvin'in Arhavi ilçesinden Oğuz Çarmıklı. İlkokul çağlarında bana ileride ne olacaksın diye sorduklarında Kabataş Erkek Lisesi'ne gideceğim. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a geldik. İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi'ne geldim. İyi ki de gelmişim. Gurur duyuyorum bu okuldan mezun olduğum için. Elimden geldiğince katkı yapmaya çalışıyorum ama yeterince olmuyor galiba. Ki sık sık ziyaret ediyor yeni. Evet başkanım, size ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Hayatta birçok ödül almak nasip oldu. Büyük Millet Meclisi'nden yüksek hizmet madalyam da var ama bugün bana vereceğiniz bu ödül manevi bakımdan hayatımın en büyük ödülü olacak. Çünkü gerçekten Kabataş Lisesi'nin bizim yüreğimizde farklı bir yeri var. Eğitim hayatımın omurgasını burada geçirdiğim yıllarda oluştu. Çok iyi arkadaşlarımız vardı. O zamanlar Anadolu'nun yüksek puanlı öğrencileri alınırdı Kabataş'a. Şimdiki gibi imtihan yoktu. Bu öğrenciler iyi hocalarla çok iyi eğitim verirdi. Siz de zaten biliyorsunuz, o yıllarda okudunuz. Ve gerçekten memlekette çok değerli okulumuz insanlar yetiştirdi. Hiçbir zaman hayatının %5'ini şu ana kadar Kabataş'ta yaşadım ama hatıralarımın %50'den fazlası Kabataş'taki yatılık dönemimize oldu. Ben de tanımayan arkadaşlarıma kendimi tanıtmak istiyorum. Kahramanmaraşlıyım. 1953 doğumluyum. Üç Fendi'den mezunum. 1971 yılında. Daha sonra Teknik Üniversitede makine mühendisliği eğitimi aldım. Ve kendi memleketime döndüm. O yıllarda Maraş, Anadolu ile İstanbul arasında çok büyük farklar vardı. Çok az üniversite mezunu insanımız Anadolu'ya giderdi. Maraş'ın yolları topraktı, asfaltının bile yoktu. Ama biz büyük bir sorumluluk içerisinde o nesilde yetiştik. Doğduğumuz şehre hizmet edelim diye.
Allah da nasip etti. Güzel şeyler yapma imkanı bulduk. Çiftçilikle iş hayatına başladım ama şu anda 15 bin kişi istihdam eden 28 sanayi tesisi bünyesinde bulunan büyük bir sanayi grubunun hem kurucusu hem yönetim kurulu başkanı. Okulumuza her zaman bize düşen görevi fazlasıyla yerine getirmeye hazırız. Tabii Maraş'ta yaşayınca uzun yıllar vakfımızdan ve şeyden koptuk. Arkadaşlarımızla görüştük ama maalesef. Sonra rahmetli Melih abi bir gün bizim okuldan mezun. Ben 12 tane okul yaptırdım. Milli Eğitim Bakanlığımıza verdim. Bir tanesini de kendimiz yaptırdık. Onu da Kabataş'taki sisteme göre çalıştırıyor. Tabii orası bir vakıf geliyor. Bir %50'den fazla burs öğrenci okuyor. Hep böyle şehrin zeki, kaliteli çocuklarına orada eğitim veriyoruz. Biz de başarılıyız. Türkiye'de ilk 10'a giriyoruz devamlı. Ortalama üniversite giriş puanında. Buraya bir öğrencimiz geldi. Ortaokulu bizde bitirmiş. O da Brezilya'daki matematik, dünya matematik yarışmasında birinci olmuş. Sonra Melih abi sormuş, ya sen nereden geldin? Ben Kipaş okullarından geldim deyince, bizim de İş Yönetim Kurulu Başkanımız da Kabataş Mahallesi beni aradı. Melih abi dedi ki, ya geleceğiz, seni de vereceğiz okulunda. İsmini şimdi öğrenirim. O vesileyle biz vakfımızdan birbirimiz olduk. Ama bundan sonra inşallah her zaman okulumuz için elimizden geleni yaparız. Dediğim gibi manevi bakımdan hayatımda en büyük ödülü şu anda alıyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Kabataş'ın benim hayatımda çok farklı bir yeri var. Yani almış olduğum eğitimin omurgası burada oluştu. Bir kere çok iyi öğrenciler vardı, çok iyi öğretmenler vardı. Onların arasında 3 yıl büyük mücadele verdik başarılı olabilmek için. Zaten bu okulu bitiren herkese bütün üniversiteler rahatlıkla kazanıyordu bizim dönemimizde. Şimdi de yine başarılı bir okul olduğunu biliyorum. Sağ olsunlar bize de bir şükran duvarına bir işte heykelimizi yapmışlar. Bugün onun için bir tören düzenlediler. Çok mahcup ettiler bizi. Biz zaman zaman katkılarda bulunuyoruz okula. Benim rahmetli babam da buradan mezun.
Küçük kardeşim Ahmet de buradan mezun. Tabii babamın okuduğu yıllarda Maraş'ta lise yokmuş. Ailede burada okuma alışkanlığı başlayınca bizler de buraya geldik. Anadolu'nun her yerinden çok değerli öğrenciler gelirdi. Yani özellikle lisesi olmayan ama dersleri çok iyi olan öğrenciler. Ya onun için hep şunu söylüyorum. Bir çocuğu üzerinde en büyük etki öğretmen ve aileden çok arkadaştır. Burada böyle süper arkadaşlarımız vardı bizim. Onlar bizim biraz hayatımıza yön verdi. Onlarla birlikte de burada eğitim aldık. Halen de çoğuyla görüşüyorum. Ben de vakıf üyesiyim Kabataş'ın. İşte vakıf başkanımız böyle bir program düzenlemiş. Biz de ailece geldik. Yani birçok benim tabii ödül alıyorum. Çok değerli ödüllerim var alınmış. Bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi yüksek hizmet ödülüm var. Bu da manevi bakımdan bizim için, benim için çok önemli bir ödül. Yani hayat boyu. Çünkü bir gönül bağım var okulumla ilgili. Size de teşekkür ediyorum, sağ olun. Biraz önce hesap yaptım. Hayatımın %5'lik kısmı burada geçmiş. Ama belki anılarımın yarısı burada geçti. Ya burada biz bir ailedenmiş gibi tüm arkadaşlarımızla büyüdük. Dayanışmayı öğrendik. Yardımlaşmayı öğrendik. Yani sorumluluğumuzu, vatan sevgisini, bunların hepsini burada çok iyi bir eğitim aldık biz. Maraş'taki kipaş okullarını kurarken ben biraz buradaki eğitimden çok esinlendim. Çok da disiplinli bir okuldur burası. Ben çok disipline önem veren bir insanım. Elimden geldiği kadar bunu kipaş okullarında da uygulamaya çalışıyorum. Disiplinden asla taviz vermek istemiyorum. Tabii bunun sonucunda da güzel neticeler alıyoruz. Maraş'ta da güzel neticeler alıyoruz. Bir kere iyi niyetli olmak lazım. İkincisi dürüst olmak lazım. Ve çalışmak lazım. Yani çocuklarımıza doğru hedefler vermeliyiz. Doğru hedefleri verdiğimiz zaman mutlaka onlar da doğru şeyler yapmaya çalışacaktır. Yani Maraş'ta da gençlere biz çok önem veriyoruz. Yani gençlerin eğitimine. Bunlar çok önemli. Ayrı ve güzel bir gün, onurlu bir gün. Babamız Hanifi Bey'in 52 yıl sonra mezun olduğu bir okulda çok değerli büyüklerimizle beraber başarısının büstünün açılışını yaptık. Gururlu bir gün. Bütün hep onun anıları büyüdük çünkü biz sürekli onun anılarıyla burada anlatırdı. O yüzden Kabataş'ın değeri de bize ayrı bu şekilde. Sizlere de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet, çok köklü bir lisedeyiz şu anda. 116. yılı hatta Kabataş Erkek Lisesi'nin Cumhuriyet'ten eski bir liseden mezun olan eşimin şeref panosundaki mask açılışı için buradayız. Çok gurur verici, çok onur verici. Çünkü bizler çocuklar Kabataş Erkek Lisesi'nin kültürünü almış bir babanın evlatları. Ve biliyorsunuz Kipaş Eğitim Kurumları da aslında buradaki kültürün bir benzeri olarak Kahramanmaraş'ta kuruldu. Aynı disiplin ve aynı felsefeyle. Bundan dolayı da çok mutluyuz şu anda. Böyle bir şeref tablosunda eşimin de maskının bulunmasından dolayı. Biz bugün çok gururluyuz hani hem evlatları olarak da. İnşallah hani bunlar hep bizim için de çok güzel bir motivasyon aslında. İnanıyorum ki en azından hem okul namına bu tür etkinliklerin daha devamı olacaktır.
Darısı bizim kendi okulumuzun başında. Açıkçası çünkü kurumların kuruluş amaçlarına uygun faaliyet gösterebilmeleri, performans ortaya koymaları ve bunu sürdürebilmeleri için kuvvetli iç dinamikleri olması lazım. İşte bizim vakfımızın iç dinamiğinde en önemli unsur mütevelliler. Sonra mütevellilerin içinden çıkan yönetim kurulu ve bu kurumların yaptığı icraatlar. Ben bugün geniş bir mütevelli katılımı, aileleri, eşleri hep birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu bizim içlerimiz için olumlu bir sinyal her şeyden önce. Bugün bir tören icra ettik, birlikte olduk, heyecanlandık, güzel duygular yaşadık. Hep iyiliğin içinde olduk bugün. İnşallah hep iyiliklerin içinde oluruz. Okulumuza yararlı oluruz. Çünkü okulumuza sevdalıyız. Biz sadece birer mezun değiliz. Biz bu okulda yaşadıklarımızdan dolayı bu okula sevdalı insanlarız. Dolayısıyla bunun yansıması olarak burada icraat yapıyoruz, birlikte oluyoruz. Hep iyilikleri terennüm ediyoruz. Saygıdeğer Vakıf Başkanım, kıymetli misafirler. Ben Zeynep İrem Harunoğulları. Kabataşı Erkek Lisesi 2022 yılı mezunu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Burada bu konuşmayı yaptığım için de çok memnunum. Bu çok kıymetli bir his benim için. Burada sizlerle birlikte olmak. Zamanı ve mekanı fark etmeden bir Kabataşlı gördüğümde daha önceden tanıyormuşum gibi konuşurum. Tanıyormuşum gibi hissederim. Çok kıymetli bir duygu. Ben öğrenciyken hep benimle konuşurlardı rastladığım Kabataşlılar. Artık konuşma sırası da bana geldi. 5 senede Kabataş bitmez derler. Ben de 6. senemde siz değerli konuklarla lisemiz mezunları için gerçekleştirilecek projeler ve Kabataş bağını güçlendirecek etkinlik planlarımızı konuşmak için buradayım. Biz yeni mezunlar olarak vakıf başkanımızın öncülüğünde mezunlarımızın arasındaki etkileşimi artıracak organizasyonlar yapmak için bir yola çıktık. Sizlerin de tecrübelerinden yararlanarak kendimize hem akademik hem de sosyal açıdan katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Çok kıymetli bir liseden mezunuz. Bunun da hakkını vermemiz gerekiyor. Son senelerdeki mezunlarımız arasında kendi dönemim de dahil olmak üzere bağ kopuşlarına şahit olmaya başladık. Ülkemizin geleceğinde önemli rol oynayacak Kabataşlı'nın köklerinden kopması tarihi mirasımıza yakışmamaktadır. Biz de listemize yakışanı gerçekleştirmek için kendi dönemlerimizden, üst ve alt dönemlerimizden birçok kişiye Kabataş ruhunu diri tutacak etkinlik planlarımızdan bahsettik. Gerçekten benim için çok mutlu bir gün bugün. Kabataşlılık bağı çok farklı. Yıllar buradaki arkadaşlarımızla oturuyoruz. Tabii özellikle lise dönemi arkadaşlığı, dostluğu da çok farklı. Üniversitede de insanın birçok arkadaşı oluyor. Ama özellikle yatılı lise hayatında bir kardeş gibi büyüyorsunuz. Burada paylaşımı öğreniyorsunuz. Burada ülke sevgisini, sorumluluğu öğreniyorsunuz. Gerçekten bu çok güzel bir model eğitim için. Şimdi tabii eğitim sistemi de çok değişti. Arkadaşlarla sohbet ederken biraz önce bir hocamdan bahsettim. Bilmiyorum herkes, tabii biz burada hocalarımızı anıyoruz daha çok. Ben de birisini anlatayım. Müdür muavinimiz Vahit Başar hocamız vardı. Çok kişi tanır burada. Bugün bir gün yatakhanede beni radyo dinlerken yakaladı. Ve dedi ki, İşte istikbal mi, müzik mi falan, radyomu aldı. Ertesi gün
Mutlaka yanına uğramamız lazım. Gittim. Kara kaplı bir defteri vardı. Defteri açtı. Radyo ile yakalanmanın cezası maddesini buldu. Dedi ki 20 değnek, 20 lira da Kızılay pulu. Şimdi Kızılay puluna değneği çevirebiliyorsun ama 3-5 katı. Biz ona hiç yanaşamıyoruz çünkü ancak paramız hafta sonu bir döner yiyoruz Hüsnü Tabiat Lokantası'nda. Oraya o parayı verirsek onu da yiyemeyeceğiz. Değiştirmek istiyor musun dedi. Yok hocam dedim. Kilon kaç, boyun kaç evladım dedi. İşte şu dedim. Sen şu bir numaralı değneğe getir bakayım dedi. Çünkü değnekler şeye göre, kilolara göre. Ondan sonra getirdik. Cezamızı uyguladı, radyomuzu verdi. Müthiş bir disiplin vardı. Disipline ben çok önem veriyorum. Yani birçok hocamız var. Allah rahmet eylesin. Sizler de hatırlarsınız. Mesela bir Selahattin Sel hocamız vardı. Yani müthiş tarih öğrendik biz ondan. Onunla da bir anım var. Başınızı şişirmiyorsam anlatayım. İstanbul'un fethini öğretiyor bize. Bu ara yanımızda geçerken dedi ki bana, sen dedi Fatih Sultan Mehmet'sin dedi. Peki hocam, sen işte Lala bilmem ne paşasın. Bak hiç unutmuyorum. Sen dedi Konstantin'sin. Tam dersin 15-20 dakika kala, herkes gelsin görevini anlatsın dedi. İşte çocuk, ben Konstantin'in, Bizans'ın imparatoru. Buna bir yuh çekin bakayım. Ona bir yuh çektik. Beni bir alkışladılar. Ceza olarak dedi, Konstantin Fatih Sultan Mehmet'i omuzunda kapıya kadar götürecek. Ben de o zaman yine 70-80 kiloyum. Çocuk, arkadaş da ufak demek. Ya ne anılar. İlk defa dersine giriyorum Selahattin hocamızın. Yandaki arkadaşım daha önceden tanıyormuş. Dedi ki gözünün içine bak, seni kaldırmaz dedi. Zaten sözlü yapıyorum dedi mi sınıfın yarıdan çoğu kalkar. Biraz sonra sözlüye başladık. Şöyle 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 dedi, kalkın. Kalk. İki notu var ya, sıfır ya on. Bir yerde durdun mu sıfır. Ben de beni kaldırmasın diye gözlerin içine bakıyorum. En sonunda dedi ki ya bak, bir tecrübelerime dayanarak bir arkadaşınızı kaldıracağım dedi. Hepsini anlatacak en iyi şekilde. Kalk bakayım kara oğlan dedi bana. Anlat. O zaman dersimiz Osmanlılar. Çalışmadım. Ama ortaokuldan biraz bilgim var. Resimlerin altını okurdum. İşte dedim, Osmanlılar hocam Oğuz Türklerinin kayı boyundandırlar. Olmaz, arada iki kelime var dedi. Ben de onu tekrarlayıp duruyorum, başka bir şey bilmiyorum ki. Sen de geç dedi o köşeye dedi. Bu ara birisi güldü sınıftan. Mümessile dedi ki, oğlum git şu eşeğe dedi, kapıya bağla dedi, kravatından. Çocuk kravatından şöyle, kapının kolunda bağlı ama her şey çok ciddi. Ondan sonra bizi de tabii o köşeye gönderdi, o iki kelimeyi bunu. Meğerse Günhan soyundan, bozok kolundan dememişim. Bak nasıl öğrenmişim, 50 sene sonra yine hatırlıyorum. Onun iki tane dayağı vardı. Bir tanesi, yeni nesil anlamaz çünkü dayak nedir bilmiyor. Ben çocuklara anlatıyorum. Baba hocam seni dövdü mü ya? Nasıl oluyor o iş diyorlar. Şöyle vururdu, civciv ora şişerdi. Küçükse civciv, büyükse horoz. Ondan sonra ama dersi çok güzel. Bizim için dayak yemek normal bir şeydi. Öyle hiç yani
Büyüklere de sorardık. Derdi ki öğretmenin vurduğu yerden oğlum gül biter derdi. Annemiz bizim. Tabii şimdi eğitim sistemi değişti, her şey değişti. Yeni nesil bunları anlamıyor. Peki tekrar çok teşekkür ediyorum bu değerli bilgi. Çok mutluyuz tabii. Ailecek bugün bu mutlu anımızda bir araya geldik. Tabii yıllar öncesinde babamın anılarına ortak olduk. Çok güzel anılar biriktirmişti ve çocukluğumuz boyunca hep bunları dinleyerek de büyüdük açıkçası. Tabii bizim için aile bir gurur. Heykelini yapmışlardı. Torunuyla da beraber geldik hep birlikte. Böyle tarihi okullar, köklü okullar gerçekten Türkiye'nin de değeri. Böyle okullardan mezun olmak herkese nasip olmuyor. Kabataş Erkek Lisesi'ndeki eğitimden hep bahsederdi zaten. Buranın nasıl disiplinli bir okul olduğunu, işte eğitim anlayışını hala hep söyler. Anılarını çok sık bahseder. O yüzden Kipaş Eğitim Kurumları'nda da hep bunlara öncelik verdi. Çocuğu her zaman arkadaşı yetiştirir dedi ki bu okulda da hep yatılı okumuştu zaten. Biz de Kipaş okullarında hep buna çok dikkat etmeye çalıştık. Hep öğrencilerimizin birbirine eğitimine gerçekten çok inanıyoruz. Sadece eğitimin bu işin içerisinde yer almadığına inanıyoruz tek başına. Ve hakikaten de biz de yatılı okul kavramını Kahramanmaraş Kipaş okullarında hayata geçirmek için de uğraşıyoruz. Umarım Kipaş okulları da köklü ve tarihi bir okul olacak ileride. Buna inanıyoruz. Çok güzel bir atmosfer var burada. Çok keyifli. Bizden yaşça çok büyük insanlarla beraber onların gençlik anılarını, tecrübelerini dinliyoruz. Keyifli bir ortam var. Sizlere de teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Öncelikle çok gururluyuz ailecek. Çok mutluyuz burada birlikte olmaktan. Buradan öğreneceğimiz çok şey var Kipaş'a da yansıtmak istediğim ileride. Ondan dolayı bütün hocalarla irtibata geçmeye çalışıyorum. Buradaki bütün üyelerle neler yaptıklarını, eğitim tarzlarını vesaire öğrenmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir atmosfer. Kabataş gerçekten ayrı bir şeymiş, ayrı bir aileymiş. Kipaş'a da aynısını yansıtmaya çalışacağız. Çok böyle gururlu hissettiğim bir andı. Çünkü yani okuduğun okulda kendi maskını koyuyorlar. Gerçekten çok değerli bir hediye. Biz de gururlandık. Ondan dolayı da tekrar teşekkür ederiz Kabataş ailesine. Siz de burada görüyorsunuz, yaşıyorsunuz bu toplumumuzda bile. Kendisi yani bu ortamda bile sivrilebilmiş ve ağırlığını ortaya koymuş birisi. Bizim hem lisede hem üniversitede arkadaşlığımız oldu. Yani bizim arkadaşlığımız anlatılmaz. 50 yıldır hala kopmadık. Kendisini çok seviyoruz ve başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz. Bizim çok değerli bir sınıf arkadaşımız. Bugün aynı zamanda biz 68 demek ki 55 yıl geriye gitmiş olduk. O günleri tazeledik. Bizim için hiç eskimeyen hatıralar. Kabataşlı olmaktan gurur duyuyoruz. İlk defa böyle bir programa katılıyorum. Arkadaşımızın maskının yapılması, okul vakfına desteklerinden dolayı biz de çok gururlandık, sevindik. Vallahi okulumuzdan ve arkadaşlarımızdan çok memnunum. Ben üniversitede bulamadım buradaki ortamı, aile ortamını. Bana çok şey kattı. Şimdi biz 3 FND sınıfı olarak gerçekten baktığımızda birbirine bağlı bir sınıfız. Sağ olsun bunun yapı taşlarından önde gelen de Hanefi. Hanefi sayesinde bizler daha çok bir araya geldik. Çok mutluyuz öyle bir arkadaşımız olduğu için, diğer arkadaşlarımızla beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Kendisine teşekkür, her zaman teşekkür ediyoruz. Kabataş Lisesi'nde okumaktan çok gururluyum. Çok faydasını gördük hayatımız boyunca. Söyleyeceğim bu kadar. Çok mutluyum Kabataşlı olmaktan dolayı. Bu masada sınıf arkadaşlarımla şu anda beraberim. Çok mutluyum. Bu okulda okuduğum için, bu okulun disipliniyle başarılı olduğum için, hayatta başarılı olduğum için
bu okulda aldığım disiplinle, eğitimle, çalışma, çalışmazmıyla bütün hayatım boyunca uyguladım ve faydasını gördüm. Çok gururluyum. Geride bırakmanın haklı ve mutlu gururunu yaşıyoruz efendim. Özellikle şehrimizin yetiştirdiği değerli iş insanlarından birisi olan Hanife Eksüz'ün bu güzel mask töreninde bulunmak bizi tabii elbette mutlu etti. Özellikle Kabataş kültürünün ne demek olduğunu bizler burada gördük, burada şahitlik ettik. Buradaki birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte görme fırsatı yakaladık. Tabii röportajlarımızda da dinlediniz. Herkes çok mutlu. Özellikle Kabataş'ta yaşadıkları bu mutluluğu hiçbir yerde yaşayamadıklarını tekrar tekrar dile getiriyorlar. Yaşları kaç olursa olsun, hangi yıl mezun olursa olsunlar burada buluşmaya, özellikle bu lisenin hala gelişimine devam etmesi için çalışmalarına destek vermeye devam ediyorlar. Tabii ülkemizdeki başarılı isimlerin birçoğu Kabataş Erkek Lisesi'nden çıkarak hayatlarındaki yeni kariyer yollarını sürdürüyorlar. Bunlardan bir tanesi de tabii şehrimizin değerli iş insanlarından birisi olan Hanife Öksüz. Elbette ki özellikle istihdam anlamında, katma değer anlamında ülkedeki cari açığın kapanması noktasında da ciddi çalışmalar gösteren değerli isimlerden birisi. Tabii iş dünyasına da yön gösteren başarılı isimlerden bir tanesi. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu başarılarını başarı katacağından zerre şüphemiz olmadığı gibi kendisine de bu güzel ödülün layık görülmesinden bir kez daha Aksu TV ailesi olarak onur ve gurur duyduğumuzu söyleyeyim.